Evet, bugün 18 Şubat 2023 ve depremin 13. günü Damlataş köyündeyiz. Damlataş köyü hemen Hasan Koca köyünün, köy evinin hemen arkasında. Buranın eski ismi Kurtdere'ydi. Damlataş'ta aslında yıkılan bina sayısı çok az. Neredeyse şurada. Evet, Hasan Koca köyünde yıkılan ev yok neredeyse. Kaç yapı vardı burada? Evet, Damlataş köyünde yıkım yok. Sadece birkaç evin duvarlarında çökme var. O da çok önemli bir şey değilmiş köylülerin aktarımına göre. Damlataş köyünde ciddi bir hasar yok. Yıkılan bina yok. İnsanların evleri ayakta. Sadece birkaç evin duvarlarında çökme olduğu, yıkılma olduğu söyleniyor. Onun dışında köyde can kaybı da yok, yaralı da yok. Burası 150-200 hanelik bir köymüş. Tabii çadırlarda kalan insanlar var evlerinin bahçesinde. Mesela burada bu eski yapı çökmüş. Ama orada zaten kimse yaşamıyormuş. Damlataş Pazarcık merkeze de çok yakın bir köy. Hasan Koca köy evinin hemen arkasında. Eski ismi Kurtdere'ymiş buranın. Evet, bu duvarlar çökmüş ama sadece duvarlar yıkılmış. Zaten burada da kimse yaşamıyordu. Merhaba. Kolay Nasılsın? gelsin, geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyisin. Teşekkür ediyorum, biz de iyiyiz. Geçmiş olsun. Sen nereye gidiyorsun? Diyarbakır'dan geldik dedik, bir damla taşa bakalım durum nedir. Konu mezdakine. Çava? Onu konu mezdakine. Arayamlı konu yapmayacaktık. Ama istedik şimdi ha. Çavaya, tıbaşı. yok. Tıbaşı. Ama yok, hadi bunu da geç bir ya. Arı. Hadi git, hadi. Evazi zırardit. Nereye Umbaşın. getirdin? Valla metiştek nani evcar. Ama kaçacak Metiştek ne? nani. Tenem kastecine. Hadi git. Biborin hadi. Kobaş mı nera? Hadi güle güle. Serçavimin. Haydi. Kuvvet ve juara. Kolay gelsin. Evet, Damlataş köyünde sokaklarda dolaşıyoruz. Burada can kaybı yok. Yıkılan bina, yani insanların içerisinde yaşadığı binalardan yıkılan yok ama birkaç
depo olarak kullanılan ya da kullanılmayan binada çökme var. Onun dışında herhangi bir problem yok. Mesela burada bu bir samanlık ve bu samanlık tamamen yıkılmış. Burada da küçük enikler var. Çok güzel. Güneşleniyorlar şu an. 3 tane. Gençler. Gençler nasılsınız? Merhaba. Evet. Damla taşın enikleri bunlar da. Evet, burası samanlık. Çökmüş. Ayakta kalan bölümlerin de duvarları yıkılmış. Pazarcık ilçe merkezine çok yakın burası. Yani herhalde bir 5-6 kilometre en fazla uzaklıkta. Hasan Koca köy evinin arkasında. Hasan Koca bir köy ama göç vermiş bir köy. O yüzden orada sadece 2-3 aile var Hasan Koca'nın etrafında. Onları daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık zaten. Damlataş eski ismiyle Kurtdere köyünü de böylece sizlere gösterdik. Burada can kaybı yoktu. Yıkılan birkaç binada yapıda insanların içerisinde yaşamadığı yapılar, bir samanlık yıkılmıştı. Diğer gördüklerimiz de içerisinde insanların yaşamadığı yapılardı, eski yapılar. Ama yeni yapılan yapıların tamamı ayakta. Burada çadır sayısı da çok az. Yani insanlar artık yavaş yavaş evi özellikle sağlam olanlar bu köyde evlerinde oturmaya başlamışlar. Evet. Damlataş köyüne bir yardım aracının geldiğini de görmüş olduk. Burada bir küçük kamyonete yüklenmiş yardım malzemeleri bir yurttaşın evine indiriliyordu. Evet, Damlataş böyle. Damlataş köyü Nişkaya köyüne yakın. Yani Damlataş eski ismi Kurtdere'ydi buranın. Hasan Koca ve Memişkaya, bunlar yan yana 3 köy ve bu 3 köyün de neyse ki ciddi anlamda yıkım ve can kaybı olmamış. Ancak Memişkaya'ya gitmiştik, biliyorsunuz orada 7 yaşında Oruç isminde bir çocuk geldik. Mümkün mertebe gidebildiğimiz kadar Pazarcık'ın bütün köylerine gitmeye çalışıyoruz. Ama önceliği biz şimdiye kadar ağır hasarlı olan can kayıplarının yaşandığı köylere veriyorduk. Şimdi biraz daha ortalık sakinleşince fırsat buldukça diğer köyleri de sizlerle buluşturmaya, sizlere göstermeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.